4. Uluslararası STK Fuarı İstanbul'da kapılarını açtı. Fuarla ilgili neler söylemek istersiniz? Şu anda biz Hayrat Vakfı ve Hayrat İnsani Yardım Derneği olarak fuardayız. Bu fuar dünyanın birçok ülkesinden kuruluşların gelmesiyle İttihat İslam noktasında, Müslümanların birliği noktasında çok önemli bir görevi icra ediyor. Şu anda bugün de açılışı oldu. İnşallah 4 gün sürecek bir fuar. Ve burada birçok kuruluş bir araya gelerek projeler konuşuluyor, yapılacak faaliyetler konuşuluyor, yurt dışındaki faaliyetlerin daha da düzgün bir şekilde yapılması için çalışmalar yapılıyor. Özellikle Gazze için neler yapabiliriz? Yani bütün insanların yurt içinden ve yurt dışından gelen kuruluşların birinci gündeminin Gazze olduğunu görüyoruz. Çünkü Gazze'de büyük bir soykırım söz konusu, büyük bir katliam söz konusu. Çocukların ve kadınların başta olmak üzere şehit edildiği bir ortam söz konusu. Bununla ilgili neler yapılabilir? Nasıl yardımlar ulaştırılabilir? Uluslararası kamuoyu nasıl etkilenebilir? Şeklinde de görüşmeler, çalışmalar devam ediyor. Ayrıca afet yönetimi, arama kurtarma noktasında beraber neler yapabiliriz? Bütün dünyadaki kuruluşlar olarak Kızılay ve AFAD'la beraber, Türkiye kuruluşlarıyla beraber bu görüşmeler ve proje görüşmeleri devam ediyor. Anlaşmalar imzalanıyor. Bu şeyin inşallah çok hayırlı neticeler, hayırlı sonuçlar doğuracağını ümit ediyoruz. Belirttiğiniz gibi fuar aslında Gazze'deki soykırıma dikkat çekmek amacıyla yapıldı. Peki evet. STK'ların bu anlamda etkisi nedir? STK'ların birinci derecede bir kamuoyu oluşturması çok önemli. İkincisi boykot gibi meselelerin öne çıkması çok çok kıymetli. Üçüncüsü ise herkes bir arayış içinde. Efendim bir kısmı Ürdün'den nasıl yardım götürebilirim? Bir kısmı nasıl Lübnan'dan götürebilirim? Efendim devlet kanalları nasıl kullanabiliriz şeklinde. Fakat tıkanmışlık da var şu an maalesef. Yani yardım ulaştırma noktasında ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Yani en azından hükümetleri harekete geçirici bir kamuoyu baskısı olabilecek bir şey de olabilir. Ama yani şu anda maalesef bırakın hani devlet demeyi, yani terör örgütü şeklinde çalışan, o şekilde hareket eden bir muhatap İsrail'den bahsediyoruz. Dolayısıyla diğer Avrupa ve Amerika'nın da desteğiyle maalesef çok ciddi bir sıkıntı oluşturuyor. Bu tür çalışmalar belki kamuoyu noktasında ve neler yapabiliriz noktasında bir parça katkısı olacağını düşünüyorum ben.